Abi bu konuya da değinebilir misin diyerek başladı her şey. Her şey böyle başladı. <laughs> her şey değiniyorsun. Şu konuyu anlattın, bu konuyu anlattın. E şimdi en kritik konuya da değinmen gerekiyor. Böyle bir talep yakın çevremden. Ben dedim ki biraz bekleteyim. Fakat sonra olay başka bir yere gitti. Baktım ki bu konuda inanılmaz talep var. Ve bugün bunu Instagram'da paylaştım. Patlama oldu. <laughs> Gelen mesajlardan geçilmiyor. Dolayısıyla artık kara kaplı defterim ve ben bu konuya değinmenin tam zamanı işte böyle düşünüyoruz. Tam zamanı bakın 5 madde halinde sizlerle paylaşacağım. Biz şimdi neyiz? <laughs> yani bu biz ne olacağız? Neyiz? Ne olmalıyız? Bu ilişki nereye doğru gidiyor ya da aramızda gerçekten bir ilişki var mı? Bizim kafa yapımız nedir? Biz normal insanlar mıyız yoksa aramızda bir şey var mı yok mu? Bunu anlamak isteyen Tüm dostlara, tüm papatyalara burada ana noktaları paylaşacağım. Ben buna şöyle dedim. BŞN. Yani <laughs> Bursa, Şanlıurfa, Niğde. BŞN biz şimdi neyiz? Aslında bu enteresan bir soru. Yani bu felsefi bir soru. Biz şimdi neyiz? Yani bu biz insan mıyız, biz uzaylı mıyız, bizim aramızda gerçekten bir şey var mı? Biz normal insanlar mıyız? Biz neyin peşindeyiz? Her şeyi içerir. Yani bu soru böyle bütün felsefi akımları Platon'u, Sokrates'i, Eflatun'u, efendime söyleyeyim ne bileyim hatta böyle Freud'u her şeyi içerir. Çok derin felsefi bir açılımdır bu. Biz şimdi neyiz? Ama bir erkeğe artık bu kadar klasik bir soru sormamanız gerekiyor. Aslında bu soru zaten doğru bir soru değil. Ama size bunu 5 farklı şekilde nasıl sorabilirsiniz onu anlatacağım. Burada notlarımı aldım. 5 farklı şekilde çünkü her şey hep söylediğim gibi her şey üslup. Yani bir erkeğe ne söylediğiniz çok önemli değil papatyan. Önemli olan bunu nasıl söylediğin. Bunu nasıl ifade ediyorsun. Derdini nasıl bir şekilde ifade ediyorsun. Bütün konu bu. Ne söylediğinin hiçbir zaman bir önemi yok. Hep üstüne basacağım. Üslup, üslup, üslup. Bu noktanın üstüne basmaya devam edeceğim. Üslup. Yani bir şeyi nasıl ifade ettiğiniz manyak derecede önemli. Ve şimdi size 5 tane örnek vereceğim. Biz şimdi neyiz demiyorsun ama aslında diyorsun ama aslında demiyorsun ve onu öyle bir köşeye sıkıştırıyorsun ki satranç tabiriyle açmaza sokuyorsun onu bir cevap vermek zorunda kalıyor diyor ki ne olacak ben şimdi bu durumdan nasıl çıkarım çünkü ben <laughs> satrancı öğrendiğimde zannediyorum ki 6 yaşındaydım. ya yani Ne hikmetse bana 6 yaşında satranç öğrettiler ve bütün olayım, bütün hayatım hamledir. Strateji ve hamle, strateji ve hamle. Kafam böyle tiktak saat gibi hamle ve strateji üzerine çalıştığı için ve üstüne üstlük bununla ilgili siyaset okuduğum için dolayısıyla size doğru hamleleri efendim göstereceğim. Bu naçizane saatlerde <laughs> sizlerle bunu bu kritik konuyu paylaşmak istiyorum. Çünkü siz cansınız ve papatyasınız. Instagram'dan paylaştığınız bütün papatya resimlerinde beni etiketlediğiniz zaman çok ciddiyim. Bak şakam yok. Şakam yok. Çok ciddiyim. Hemen repost ederim. Hemen. Yeter ki beni etiketleyin. Hemen haberim olsun. Repost. Papatya papatya mevsimi geldi. Sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi bir anda ciddileşiyorum. Şurada çok önemli bir maddeyle başlayacağım. Birinci maddeyle başlayacağım. Biz şimdi neyizi nasıl söylersin? Nasıl bunu ifade edebilirsin? Çünkü bunu ifade ederken, bunu söylerken hem erkeği köşeye sıkıştırman, hem de onda gerçekten de bu kızı kaçırmamam lazım, izlenimi yaratman lazım. Bak bu çok önemli. Yani öyle bir şekilde soracaksınız ki adam sizin peşinizden koşar hale gelecek. Bir, çok eğlendiniz bir adam düşünün. Gerçekten iyi vakit geçiriyorsunuz. Gidiyorsunuz, geziyorsunuz, yemeğe gidiyorsunuz, orada burada falan adamın fazla bir hareketi yok. Adam kesinlikle sırtlan değil. Yani sırtlanlık sınavını geçmiş, kesinlikle alfa. Fakat bir türlü olay şekillenmiyor. Hani kadınlar erkeğin sahiplenmesini, değer vermesini ve ilişkiyi hissetmek isterler. Yani erkeğin ona gerçekten hani hatta hafif kıskançlıklar böyle. Hafif ya sen geçen gün aradım telefonum meşguldü kimle konuşuyordun falan. Yani sana karşı bir duygun var sen artık benimsin benimle birliktesin falan. Bunu hissetmek ister birçok kadın. Erkeğin böyle çok cozutmadan çok saçmalamadan bunu hissettirmesini ister. Dolayısıyla iyi vakit geçirdiğiniz bir adam Güzel eğleniyorsunuz, mizah on numara, müzik on numara, halay çekiyorsunuz deliler gibi evde. Ne bileyim işte dans ediyorsunuz. Her şey güzel dört dörtlük. Fakat bir türlü, arkadaş bunun bir türlü ismi konmamış ya. Nasıl bir şey bu? İşte orada yapmanız gereken bir hamle var. Bakın birinci örnek. Şöyle demeniz lazım konuşurken, eğlenirken ve özellikle bir esprinin ardından bir böyle kahkahalı bir anın ardından şöyle demeniz lazım. Ya biz seninle çok eğleniyoruz. Gerçekten çok eğleniyoruz. Keşke aynı duyguda olsaydık. Bakın. Keşke aynı duyguda olsaydık. Bir erkek için yani o anda çifte telli oynasa bile bir anda böyle kalır. Ne diyorsun ya? Neden? Aynı duyguda değil miyiz? dakika. Bir dakika. Bak şimdi orada kırmızı alarmı yaktın. Adam bitti onu ateşe verdin. Diyorsun ki ya çok eğleniyoruz gerçekten seninle mutluyum. Güzel vakit geçiriyoruz ama keşke aynı duyguda olsaydık. Şimdi burada ne yaptın? Gizem yarattın. Aynı zamanda bu ilkel beyinli varlığın beynine bir soru tümcesi attın. Bir bilmece attın. Ne demek yani aynı duyguda değil miyiz? Şimdi bir erkek burada benzer sorular sorar ama mutlaka şunları sorar. Ne demek istiyorsun? Nasıl yani aynı duyguda değil miyiz? Sen hangi duygudasın ki benim duygumdan ne farkım var falan? Şöyle diyeceksiniz. Bak, orada bu soruyu sorduğu anda zaten oltayı yutuyor. Yani balık <laughs> balık oltaya geldi. Şunu demeniz lazım. Ya yani arkadaş böyle hani arkadaş muhabbetimiz var ya aramızda. Sanıyorum ki hani benim duygum biraz daha farklı. Bak yine gizem yarattın. Nasıl yani senin duygun nasıl? Ya ben hani sana karşı bir duygu besliyorum ama sen çok arkadaşa yaklaşıyorsun. Diyorsunuz. İki seçeneği var. Bir, şunu diyebilir. Ya ben sadece arkadaş olarak bakıyorum ki zannetmiyorum bunu demeyecek. Bunu demeyecek. Çünkü aranızda güzel bir diyalog var. Niye arkadaşlar girsin ki? Salak mı? Girmez. İkincisi, yo ben de gayet bir duygu içindeyim. Niye benim duygumu küçümsüyorsun ki? Benim de duygularım var sana karşı diyecek. İşte burada baltayı vuracaksın. Diyeceksin ki Aa, o zaman bunu hissetmek istiyorum. Ya bunu hissetmek istiyorum. Ben tam olarak hani bunun tam bir adını koymadık yani nasıl arkadaşlık gibi. Çünkü sen bir ilişki olduğunu hissettirmiyorsun diyerek ona ultimatomu vereceksin. Ona orada emri vereceksin. Neden? Çünkü köşeye sıkıştı. Çünkü kendi ağzıyla söyledi. Dedi ki, yo hayır benim de bir duygum var. O zaman göster abicim. <laughs> o zaman göster bu duyguyu. Bunu söyleyeceksiniz. Bakın bu gerçekten önemli bir konu. İkinci maddeye geçiyorum. Şimdi herhangi bir sohbet esnasında şunu sormanız lazım. Hiç beklemediği bir anda. Diyeceksiniz ki senin Türkçen nasıl ya? burada merak ettiğim için. Türkçen nasıl? İyi misin? Diyecek ki, e, iyi yani gayet iyi Türkçem. Yani niye böyle bir saçma bir soru sordun ki şimdi? Hani Türkçem gayet iyi işte ana değil konuşuyoruz Türkçemizi falan. O zaman ona şunu söylemeniz gerekiyor. O zaman madem Türkçen iyi. Bu yaşadığımız şeyi bir tanımlayabilirsin herhalde. Bakın. Yine, <laughs> yine bu 90'a giden bir gol. Yine böyle kalacak. Şimdi Kadınların bir şeyi ifade etme biçimi erkeği çok etkiler. Ben en sırtlan, en namussuz, <laughs> en duyarsız adamın bile kadının enteresan tabirleriyle böyle coştuğunu gördüm. Dedi ki abi bu kadın bana bir laf etti çok hoşuma gitti ya falan. Şimdi bak diyorsun ki senin Türkçen iyi mi falan. İyi tabii ki ya görmüyor musun konuşuyoruz işte falan diyecek. Diyeceksin ki o zaman bu aramızdaki şeyi tanımlayabilirsin. Diyecek, ne demek bu? Yani arkadaşlık desen değil, ilişki desen değil. O zaman bunu tanımla. Bunu tanımlar mısın lütfen? Bu nedir? Bak biz şimdi neyiz sorusu değil bu. Espriyle yaklaşık son derecede mizahı kullanarak, zekayı kullanarak adamı bir kez daha köşeye doğru böyle sıkıştırdın onu böyle. Duvara dayadın onu. Diyecek ki aa bir dakika ya ne güzel bir yaklaşım bu böyle. Bu nasıl bir şey? Yok ya arkadaşlık değil bu aramızda gayet güzel bir duygu var. Ha var mı? O zaman bana o duyguyu göster eşek diyecek. <laughs> Ona, bana bunu göster ben bunu yaşamak istiyorum. Bak Köşeye sıkıştırdın onu. Nasıl yaptın? Yine esprilerle, yine şarkıyla, türküyle, yine böyle bir takım ufak stratejilerle yaptın. Bu önemli bir şey. Bakın bu son derece önemli bir şey. Yaklaşımınız mizah içerirse erkekler açısından itici gelmez. Tabii ki son derece böyle hani ezik, son derece mizahtan anlamayan, şakadan anlamayan bir adamdan bahsetmiyorum. O ruh hastası, o hiçbir şeyden anlamaz. Ama normal standart bir erkek ona mizahla yaklaştığınız zaman şakayla karışık bundan hoşlanacaktır. Üçüncü örneğe geçiyorum. Şu örnek önemlidir yine eğlendiğiniz mutlu olduğunuz bir anda karşılıklı şarkılar türküler halaylar çekiliyor işte böyle mendil sallanıyor falan çok güzel bir an ve hani yine o soru belirdi beyninizde ya biz niye bu adamla ilişkiliyiz ya da bizim aramızdaki nedir diye kendinize soruyorsunuz kendinize sormayın ona yöneltin bak ya aslında var ya çok eğleniyoruz yani seninle gerçekten iyi vakit geçiriyorum biz bazen düşünüyorum biz seninle enteresan bir çift olabilirdik. Biz seninle gerçekten böyle enteresan, gerçekten uyumlu bir çift olabilirdik diyeceksiniz. O şunu söyleyecek. Peki biz neyiz? Bak o soruyor. Avanak. <laughs> o soruyor böyle dangalak bir şekilde. E zaten çiftiz neyiz? Aa O zaman bence arkadaşız diyeceksiniz. Bence arkadaşız yani. Neden arkadaşız? Hani biz bir çiftiz diyecek. Ve diyeceksiniz ki o zaman bana bunu hissettir. Bak o zaman bana bunu hissettir. Dikkat ederseniz sonuçlara hep soru cevaplarla ulaşıyorum. Yani bir soru soruyorsunuz o cevap veriyor. Bir soru soruyorsunuz o cevap veriyor ve köşeye sıkışıyor. Aslında her cevabında ve sizin her soru tümcenizde o köşeye sıkıştırın farkında değil. Zaten onun için diyoruz burada erkekler ilkel beyindir diye. Çünkü kadınlar hesap ederler. Erkekler etmez. öyle normal çay içerken cevap verir yani. <laughs> Erkek o kadar derin düşünmüyor. Onun için açmaza sokuyorsun. Satranç gibi düşünün. Hamle 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 ve karşıdaki açmazda böyle bir anda kalıyor. Bir çatalda kalıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Dolayısıyla diyeceksiniz ki ya ım, biz seninle iyi bir çift olabilirdik. O diyecek ki zaten bir çiftiz. Ya bence arkadaşız. Yo hayır. Cık, arkadaş değiliz. Bir çiftiz. O zaman bana bunu hissettir. Bir şeyler eksik. Yani bir ilişkide olduğumuzu bana hissettirir misin? Canım. Mandalinam. Ona bunu söyleyeceksin. Bir şeyler yapsın. O istediğiniz hamleyi ona yaptırmanın yollarını size anlatıyorum. Ya yani biz şimdi neyiz sorusu çok klasik. Artık tarih öncesinde kaldı. Bu soruları bırakalım lütfen. Dördüncü madde. Bakın burada <laughs> bu maddeyi <laughs> anlatırken keyif alıyorum. Yani keyif alıyorum gerçekten. Şimdi şöyle. Sohbet ediyorsunuz. Ne bileyim şirkette ofiste kahve makinesinin yanındasınız. Muhabbet ediyorsunuz. O sana yürüyor sen ona yürüyorsun. Gayet güzel bir iletişim var. Ya da başka bir noktadasınız. Restoranda yemek yiyorsunuz. Ya da başka bir olay var. O var bu var. Önemli değil. Şuradan yaklaşmanızı şahsen tavsiye ederim. Ya seninle ilgili beni şaşırtan nedir biliyor musun? Böyle kalacak tamam çatal elinde böyle zeytinle ne olabilir benim için yani ne bileyim bilmiyorum yani ne şaşırttı falan. Aa, benimle sadece arkadaş olmak isteyeceğini düşünmemiştim. Bakın arkadaşlar sihirli bir cümleyi size burada neşredi verdim, söyleyi verdim. seninle ilgili beni şaşırtan bir şey var. Nedir? Benimle sadece arkadaş olmak isteyeceğini hiç düşünmemiştim. Diyecek ki arkadaş olmak istediğimi nereden çıkartıyorsun? Bunu diyecek. Çünkü o bir geri zekalı değil. Onun amacı ilişki. Ama sadece bunun adını koymuyor. Çünkü çok akıllı ya. Şimdi biz daha akıllıyız. Bakın buradan yaklaşın. Diyeceksiniz ki benimle sadece arkadaş olmak isteyeceğini düşünmemiştim. Yani seninle ilgili bunu hayal etmemiştim açıkçası. Hayır ben sadece arkadaş olmayı düşünmüyorum zaten. Aa öyle mi? Demek ki farklı duygularım var. O zaman hissettir. Bak. O zaman bunu hissettir. İlk önce ondan alın, sökün onu, oltayı atın, oltayı yutsun, yemi yutsun. Ondan sonra da deyin ki, aa o zaman bana bunu hissettir. Çünkü ben bunu hissetmiyorum. Sadece arkadaş gibi geldi bana da hani. Hatta bunu düş şaşırdım yani. Hani sadece arkadaş olmak istemen şaşır çünkü erkekler benimle sadece arkadaşlık istemezler ilişki yani. E dolayısıyla hani senin sadece böyle yaklaşman beni şaşırttı. Aa, hayır ben sadece arkadaşlık istemiyorum. O zaman bana hissettirsen iyi olur. Yine köşeye sıkıştı. Bir şey diyemez. Oradan dönüp de ya yok ya arkadaş kalın demesi mümkün değil. Demesi mümkün değil. Bu soruyu sorduğumuz zaman 10 erkekten 9'u şu cevap verir. Sadece arkadaş olmak istediğimi nereden çıkarttın? Yani bunu nereden çıkarttın? Öyle bir amacım yok. Sana öyle gelmiş yani. Öyle bir şey yok. Sen öyle düşünmüşsün diyecek. 10 erkekten 9'u. Bir tane numune hep vardır. <laughs> o böyle bir şey sormaz. O çorbasını içmeye devam eder. Zeytin yemeye devam eder. Ama 9'u bunu sorar. Siz de diyeceksiniz ki o zaman bana bunu hissettir. Ben bunu hissetmek istiyorum. Bakın yine 12'den vuruyorsunuz. Yani tam isabet. Ve son madde. Beşinci madde. Şimdi burada özellikle not aldım bak. Burada böyle afiyetle okuyorum şu an kara kaplı defterimden. Şimdi erkekler üzerinde belki de en çok etkili olabilecek maddeyi sona sakladım arkadaşlar. Sizlerle bu maddeyi paylaşırken bir şeyin altını çizeyim. Bunu söylediğiniz zaman tahrip gücü, <laughs> yani patlama gücü çok yüksek olabilir. Çünkü övüyorsunuz ama hani bir laf vardır ya överken böyle dövmek. Yani sanki övüyor gibisin, ona güzel bir şey söylüyor gibisin ama dövüyorsun, dayak atıyorsun gibi düşünün. Yani burada farklı bir yaklaşım tarzı var. Şöyle, Yine yemek yiyorsunuz, bir yemektesiniz, güzel bir muhabbet var. Belki üçüncü, dördüncü görüşme ve hala aranızda ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani bunu NASA araştırsa, bunu uzay bilimleri araştırsa onlar bile bulamaz. Bunlar ilişki mi? <laughs> Arkadaş mı? Kimse çözemiyor yani. Böyle garip bir soru işareti. Yapmanız gereken şey şu. Biliyor musun sana hayranım? Bak böyle gireceksiniz defa. Ya biliyor musun sana hayranım falan. Tabii ki o bir erkek olduğu için şöyle bir dik duracak falan. Bak böyle. Bak bakayım abinin kıllı göğsüne. Söyle söyle bak bakayım. <laughs> Bir, tamam, onu çünkü överek başlıyorsun. Diyorsun ki ya sana hayranım biliyor musun falan. O diyor ki ben hmm, yani evet söyle bakalım neden hayransın acaba hangi özelliğimden dolayı? Çünkü ben bin bir gece masalı gibiyim. <laughs> yani bir sürü iyi özelliğim var. Acaba hangisi? Ve ona şunu söyleyeceksiniz. Senin gibi böyle sadece arkadaşça yaklaşan erkeklere hayranım biliyor musun? Bak. Yani bu vurdu gol oldu. Yani bunu bunun hiçbir hiçbir şekilde istisnası yok. Vurdu gol oldu. Çünkü diyorsunuz ki senin gibi böyle sadece arkadaşça yaklaşan erkekler ayran. O diyor ki ne alakası var? Benim sana arkadaşça yaklaştığımı nereden çıkarttın? Gayet yemek yiyoruz. Ben de ekmeğimdeyim. <laughs> ben de ilişki peşindeyim. Aa öyle mi? Hmm, ben bunu böyle hissetmemiştim ya. O zaman duygularını göstermeyi bilmiyorsun. Bak. O zaman duygularını göstermeyi bilmiyorsun. O zaman bunu tamir etmen lazım. O zaman bunun üstüne gitmen lazım. Çünkü duygularını hissettirmiyorsun. Ben sadece arkadaş olarak baktığını hissettim. Canım. <laughs> hani öyle onu köşeye sıkıştırdın. Artık o noktadan çıkışı yok. Çünkü diyecek ki Aa, burada zeka var. Bakın arkadaşlar burada 5 madde paylaştım sizlerle. Bu 5 madde farklı yöntemler. Hepsinde bazı özellikler var. Şöyle hepsinde Türkçeyi kullandım. Burada tabii kelimeleri kullanırken hep söylediğimiz bir slogan var bizim kanalımızda. Kelimelerin gücü. Hep Adil Yıldırım bunu söylüyorsa kelimelerin gücü. Kelimeleri doğru kullanırsanız, doğru zamanda doğru insana karşı kullanırsanız etkili olur. Tahrip gücü, patlama gücü yüksektir, etki gücü yüksektir. Ve tabii zeka. Şimdi erkek karşınızdaki erkek zeki bir adamsa bunlardan etkilenir. Ama karşınızda bir meşe odunu varsa siz ne söylerseniz söyleyin, siz halay da çekseniz, ee, siz ne bileyim tango da yapsanız o anlamayacak. O bir meşe. Kafası çalışmıyor. Sizin söylediğiniz kelimeleri falan duymadan o Dün akşam izlediğim maçı düşünür ve o zaman da size şunu sormam gerekir, neden bir meşe olduğunu birliktesiniz? Çünkü hiçbir şekilde zeka kullanmayan bir erkek bence sağlığa zararlıdır. Öyle düşünüyorum. Sizleri sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın. Görüşmek üzere.